Şimdi 5 madeni para için yapalım. Ve o tekrar permütasyonu nasıl çözeceğini görelim. 5 madeni para atıldığında 3 yazı 2 tura gelmesi olasılığı kaçtır? Önceki örneğimizde arkadaşlar yazarak yapmıştık tüm örnek uzayı ve istenen durumu. Bunda ise yazarak yapmayacağız çünkü 5 madeni para 2 üzeri 5'ten örnek uzayımız kaç elemanlı? 32 elemanlı. 32'sini de ayrı ayrı yazamayacağım. Ayrıca da istenen 3 tane yazı 2 tura olması yazı 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 tura tura olacağı gibi bu turalar bunların aralarına da girebilir. Kaç tane bu şekilde oluşturabilirim 3 yazı 2 turayla? Onu da yazmadan yapacağız. Şimdi nasıl yapacağımızı bakalım. Önce örnek uzayımız eleman sayısını yazalım. Biliyoruz 2 üzeri 5'ten 32. İstenen durumu da arkadaşlar şu şekilde bulacağım. 3 tane yazı 2 tura bu şekilde ya da 2 yazı 1 tura yazı tura gidiyor. Kaç tane burada eleman vardır? Şu şekilde buluyorum. Tekrarlı permütasyonla. Kaç elemanım var? 5 elemanım. 5 faktöriyel bölü. 3 tanesi y, 2 tanesi de. Bunlar birbirlerinin aynı olduğu için tekrarlı permütasyonu kullanarak buradaki 5 tane elemanın yan yana kaç farklı şekilde yer değiştirebildiğini bulacağım. 5 faktöriyel 5, 4, 3 faktöriyel dedim. Aşağıda 3 faktöriyel olduğu için. Bir de 2 var. Sadeleşti. Kaç tane durumu bulabiliyormuşuz bu şekilde? 10 tane. Tüm durum ne? 32. O zaman sorumuzun cevabı 10 bölü 32'den ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 16 olmuş oldu. Sayı büyük olduğunda bu şekilde tekrar permütasyonları çözebiliyoruz. Evet, örneklerimize devam edelim. 20 kişilik bir sınıfta 12 kız öğrenci vardır. Kızların 4'ü erkeklerin 3'ü mavi gözlüdür. Sınıftan seçilen bir kişinin mavi gözlü veya kız olması olasılığı kaçtır? Evet, bir ilk başta sorumuzu okuyalım. 20 kişiden 12 tane kız öğrencimiz var. Şöyle ayıralım. O zaman kaç tane erkek kaldı? 8 erkek. Kızların 4'ü erkeklerin 3'ü mavi gözlüymüş. 12 kızdan 4'ü mavi gözlü. 8 erkekten de 3'ü mavi gözlü. Sınıftan seçilen bir kişinin mavi gözlü veya kız olma olasılığı veya deyince ne yapıyorduk? Birleşim. Mavi gözlü olma olasılığı artı kız olma olasılığı eksi mavi gözlü ve kız olma olasılığını işleme koyacağım. Mavi gözlü olma olasılığı arkadaşlar tüm sınıf kaç kişiydi? 20. 20 kişide kaç kişi mavi gözlü? Toplam 7. 7 bölü 20 olasılıkla seçtiğim kişi mavi gözlüdür. Kız olma olasılığı 20'de kaç kız var? 12. 12 bölü 20 olasılıkla seçtiğim kişi kızdır. Eksi buradan neyi çıkartıyorum? V'yi yani kesişimlerini. Mavi gözlü ve kız olma olasılığını nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Kesişimi farklı yollarla soruya göre değişiyor demiştik. Bunu ayrık veya bağımsız olaylar yapmıyoruz. Birbirine bağlı. Bir kişi hem mavi gözlü hem de kız olabilir mi? Evet. Yani V'de mavi gözlü kız sayısını çıkartacağım. Kaç tane mavi gözlü kızımız var? 4. Mavi gözlüler, kızlar, mavi gözlü kızlar yaptık. 7, 12, 19. 19'dan 4 çıktı. 15 bölü 20. 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 3. Sorumuzun cevabı 3 bölü 4 olmuş oldu. Veya değerli V deseydi arkadaşlar sadece sorumuzun cevabı ne olacaktı? Şurada yazdığımız 4 bölü 20 ifadesi olacaktı. Beş doktor, üç hemşire arasından seçilen 3 kişinin ikisinin
doktor, birinin hemşire olması olasılığı kaçtır? Evet, gelelim bu tarz sorularda ne yapacağız? 5 doktor ve 3 hemşire var. 2 kişisi 3 kişi seçeceğiz. Ne olacak? 2 doktor, 1 hemşire. Normalde arkadaşlar nasıl seçim yapıyorduk? Kombinasyonla seçim yapıyorduk. 2 doktor ve 1 hemşire olması istiyoruz. Bu istenen durum. 2 tane doktor seçiyorum, 5'in ikilisi. 1 tane hemşire seçiyorum, 3'ün birlisi. Bu istenen durum. Bölü aşağıda tüm durumu, yani herhangi bir koşul olmadan 3 kişi seçiyorum. Toplam kaç kişi vardı? 8, 8'in üçlüsü. Demiştik arkadaşlar, olasılıkta öğrendiğimiz permütasyonu, kombinasyonu kullanacağız demiştik. İşte bunu kastetmiştik. Üst tarafta istiral durup kombinasyonla hesaplıyorum. 3'ün birlisi 3. Aşağısı da tüm durum, yani herhangi bir koşul olmadan. Bunlar aynı. Buna sadeleştirin. 2. Yukarıda arkadaşlar bakın 5, 2 ve 3 kaldı. Aşağıda 8 ve 7 var. Bunları da sadeleştirdim. 4. Cevabım 15 bölü 28 olmuş oldu. Evet, diğer örneğimize bakalım. A kümemiz var. Elemanları 0, 1, 2, 3, 4. Kümesinin elemanları ile oluşturulan rakamları farklı. Burada rakamları farklı demek yerine kümesin elemanları birer kez kullanılmak şartıyla da diyebilir. Aynı şey. Rakamları farklı. 3 basamaklı sayılar. Birer karta yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının 300'den büyük olması olasılığı kaçtır? Bunları da arkadaşlar saymanın temel ilkesi başlığı altında görmüştük. Kaç tane sayı yazabileceğini nasıl buluyorduk? İstenen ne arkadaşlar ve tüm durumumuz ne bakalım? Tüm durum torbanın içindeki kartlar, yani bu küpeli elemanlarla oluşturduğu rakamları farklı 3 basamaklı sayıların hepsi tüm durum. İstenen durumda 300'den büyük rakamları farklı 3 basamaklı bir sayı olması. Neden? Çünkü zaten kartlar üstünde hep rakamları farklı 3 basamaklı sayılar var. Biz 300'den büyük olmasını istiyoruz. Önce bunu gerçekleştirelim, sonra da tüm durum bulalım. 300'den büyük olacak demek arkadaşlar 3 veya 4 ile başlayacak demek. Yani kaç durumum var? 2 durumum var. Sonra 3 veya 4'ten herhangi birini kullandım. Mesela 4'ü kullandık. Kaç elemanım kaldı? 4. Birini kullandım. Kaç elemanım kaldı? 3. 2 çarpı 4 çarpı 3. Yani 300'den büyük rakamlar farklı 3 basamaklı 24 tane sayı yazabiliyormuşuz. Bir de tüm duruma bakalım. Buraya 0 hariç kaç sayı gelebilir? 4. Herhangi birini kullandım. 0 açtım, yine 4. Bir tane kullandım, 3. Buradan da kaç sayı geldi arkadaşlar? 48. 48 aşağıya, büyük aşağıya, küçük yukarıya ya da istenen yukarı, tüm durum aşağıya. 24 bölü 48'den olasılığımız 1 bölü 2 çıkmış oldu. Üç kız, dört erkek, yan yana oturacaklardır.
Kızların yan yana oturmuş olma olasılığı kaçtır? B. Erkeklerin yan yana olmaması olasılığı kaçtır? Şimdi A şıkkını inceleyelim arkadaşlar. Bu da nerede öğrenmiştik? Permütasyon başlığı altında sıralama öğrenmiştik. 3 kız 4 erkek yan yana kaç farklı şekilde oturabilir? Bunları hesaplayacağız. Bir de kızların yan yana oturmuş olma olasılığını hesaplayacağız. Yani istenen durum kızların yan yana olması. Tüm durumsa herhangi bir koşul olmadan burada gördüğümüz 7 kişinin yan yana sıralanması. İstenen durum için yapıyorum öncelikle. Kızların yan yana oturmuş olma olasılığını nasıl bulacağız? Şu şekilde. Bu üçlü kaç kabul ediyorum? 1, 2, 3, 4, 5 kişi yan yana 5 faktöriyel. Kızlar kendi arasında 3 faktöriyel. Bu istenen durum. Bölü. Aşağıda tüm durum. Hiçbir koşul olmadan 7 kişi yan yana 7 faktöriyel. 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel 6. 7 faktöriyel 5 faktöriyel benzetmek için açacağım. Gitti. Bunlar da gitti. Cevabım 1 bölü 7. Geçtim B şıkkına. B'de de erkeklerin yan yana olmama olasılığını soruyor. Yan yana olmama olasılığı isteniyorsa ne yapacaktık? Tüm durumdan yan yana olma olasılığını çıkaracağım. Yani olasılıkta kombinasyon ve permütasyon tüm durumdan çıkartıyorduk. Olasılıkta da arkadaşlar olmama olasılığını bulurken olma olasılığını kaçtan çıkartıyorum? 1'den çıkartıyorum. 1 eksi yan yana olma olasılığı sonucunda neyi bulacağız? Yan yana olmama olasılığı. Şimdi erkeklerin yan yana olma olasılığına bakalım. 4 erkeğe 1 kabul ediyorum. 2, 3, 4 kişi olmuş oldu. 3 kız. Bir de bunların tamamı 4. 4 faktöriyel. Erkekler kendi arasında 3 faktöriyel. Tüm durumda 7 faktöriyel olmuş oldu. Şimdi de 4 faktöriyelle benzetmek için 7 faktöriyel açacağım. 3 faktöriyel 6 zaten yazalım. Bunlar gitti. Bunlar da gitti. 1 bölü 35 kaldı. 1 bölü 35 ihtimalle erkekler yan yana oturursa 34 bölü 35 ihtimalle de erkekler yan yana oturmaz. Evet, olumsuzunu istendiğinde ne yapacağız? 1'den çıkartacağız. Birden 10'a kadar numaralandırılmış 10 kartın bulunduğu bir torbadan seçilen 2 kartın üstündeki sayıların toplamının olması olasılığı kaçtır? Tüm durum arkadaşlar birden 10'a kadar numaralanmış torbadan 2 kart seçmek. Kaç kartımız var? 10 kart. 10 karttan 2 kart seçiyorum. Onun ikilisi tüm durum. İstenen durumsa seçtiğim bu üstünde yazanların toplamı 7 olması olasılığı. Kaçla kaç toplarsam 7 olur. Kaç tane bu şekilde sayıyı bulabiliyorum bakalım. 1 ile 6 olabilir. 2 ile 5 olabilir. 3 ile 4 olabilir. Başka ihtimalimiz var mı arkadaşlar? Yok. 1 ile 6, 2 ile 5, 3 ile 4. Yani kaç ihtimal? 3 ihtimal var. 3 bölü 10'un ikilisi oldu. 10'un ikilisini de hesaplayalım. Bunları sadeleştirdim 5. Bunları sadeleştirdik 3. 1 bölü 15 yapmış oldu. Aynı anda seçtiğimiz için zaten bunların tersini almamızın bir mantığı yok arkadaşlar. Seçtiğim kart 1'e 6, 6'ya 1 aynı şey. Diğer örneğimiz A ve B, 1E örnek uzayının bağımsız iki olayıdır. PA 1 bölü 2, PB
2 bölü 3 ise PA birleşim B'nin tümleyeni nedir diye sorulmuş. Şimdi A birleşim B'nin tümleyeni